Hepinize selamlar dostlar. Ben Nevvik. Bugün sizlerle beraber Yeşilce'nin yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bugün erkenci soğan ekimimiz var. Erkenci soğanımızı ekiyoruz. Arkadaşımız var. John Deresi ile geldi. O ve bizim iki traktörümüz var. Bu arada o da sadece John Dereli değil. Diğer traktörüyle beraber. Tarlaların bir kısmını ektik. Erkenci soğanımızı ekiyoruz. Şimdi diğer kısımlarındayız. Şöyle. İşlemimize devam edelim. Biz şimdi bir jondereye geçeceğiz. Jondere ile biz iş yapacağız. Jondereci işte. Bizim yerimize çalışacak. Şimdi jondereye doğru geçelim biz. Geçtik jondereye. Jondereci de bizim traktöre geçtiyse. Jondereci çalışmaya başladı. 4 tane tarlamız var. Bu 4 tarladan 2 tanesinin ekim işlemleri bitti. Şimdi bir tane daha büyük tarlamız var. Oranın ekim işlemlerini halledeceğim ben. Bizim arkadaştan istedik bu büyük ekiciyi de. Sağ olsun bizi kırmadı, getirdi. Şimdi şöyle ekimlerimizi başlayacağız, bir sistemimize bakalım. Evet, sistem kontrollerimiz tamamdır. Devam edelim. Umarım iyisinizdir ki çoğunuzun moral bozuk. Çünkü çoğunuz öğrencisiniz. Okulun bir haftalık tatili bitiyor. O yüzden çoğunuzun morali bozuktur büyük ihtimalle. Şimdi şöyle ekimimize biz devam edelim. Ekim işi bizden sorulur. Şöyle yapıştıralım, ekimimizi yapalım. John Derece, o da bizim komşumuz. Hem buradaki koyunculuk işine birlikte girdik. Koyunculuk işinde para var gibi geldi bize arkadaşlar. Koyunlarımıza da yemini verdik. Sabah 5-6 gibi ben geldim, yemledim. Onlara bir hamur balya getirecektim. Onu getirdim. O da zaten gerekli diğer eşyaları getirmiş. Saman balyasıdır falan. Almış başkalarından, buraya dökmüş. Birazcık da dibine saman atmış. Öyle buranın işlerine başlamış o. Biz de devam ettiriyoruz. Tabii ki ortağız. Ortak olduğumuz için zorunlu devam edeceğiz bu işe. Bu tarla birazcık bize uzak. Erkenci soğan için ayırdığımız bir tarla. Buraya da erkenci soğanımızı ekiyoruz o yüzden. Normalde ben buradaki tarlaları bu sene boş bırakmayı planlıyordum. Ya da icarlamayı. İcarlayacak biri bulamayınca boş bırakacaktım. Arkadaş dedi ki, gel birlikte bu tarlaları ekelim. Bir hal edelim. Tamam dedik. Bu sırada yeni traktörümüz bugün yanımızda. Yeni traktörümüzle de belki iş yapabiliriz. Yani zaten bunları bir de bizim köye, eve götüreceğim. Yakın bir zamanda yeni makineler alacağım. Bir sonraki bölüme zaten büyük ihtimalle yeni makinalarımı görürsünüz. Yeni makineler olarak ne alacağım hemen bahsedeyim. Bir adet yonca biçim makinesi. Bizim bu arkadaşla John Deren'in sahibinde var. Yonca biçme makinesi ve kurutma makinesi. Keşke bilseydim ondan kiralardım. Ama gittim adamlardan kiraladım. Ama sıkıntı yok. Şimdi bir daha eğer öyle bir şeye ihtiyacımız olursa bizim arkadaşa bırakacağız işleri. Ne oldu? Yine takıldı bu ya. Şöyle biz ekimimize devam edelim. Şöyle ekim işlemlerimize devam edelim. Biten tarlaların başında bekleyecek traktörler. Sonra zaten hepsini toplayıp götüreceğim. Zaten bizim arkadaş sabah sanırım. Evet, sabah getirmiş eski traktörünü. Sonra gelmiş köye. Köyden de jondereyi alıp arkasına ekicisini takıp buraya gelmiş.
Ekiciyi bizim komşunun yeni aldığı ekici. Bu bölümde de test etmiş olduk. O soğan işiyle uğraşmadığı için o test edemedi daha. Yakın bir zamanda ekimi de yok. Böyle boş boş duruyordu. Biz de bir bakalım dedik. Baktık, güzel bir makine. Hadi biz de test etmiş olalım dedik. Normalde benim Seyim'in arkasına takacaktık bunu. Sonra baktık Seyim bunu çekmez. Biz de o yüzden John Deere'nin arkasına taktık. John Deere'yi de beğendim aslında. Biz de yakın zamanda alabiliriz böyle bir John Deere mandere. Güzel traktör, güzel mi? Alsam fena olmaz ama işte para birazcık sıkıntı. Para bulabilsek makine yerinden koptu. Paramız olsa sıkıntı yok. Paramız olsa bunu da alırım. 6000'liğini de alırım. Hiç sıkıntı yok. Zaten yakın bir zamanda FS22 serisine başlayacağız. FS22 serisinde Rondere onlarda hiç sıkıntı yok. Onları alacağız zaten. FS20'de Valtra'sından Jondera'sına, Case'ine hepsi var zaten. Ama benim FS20'de gönlüm New Holland'da. Makinaları satar direkt New Holland alırım. Şöyle sevmemizi de deneriz. Bu traktörü bir yerine park edelim. Bunlar da koyunlarımız arkadaşlar. İçeride de koyunlarımız var ama onlar içeride bekleyecekler. Bunlar otluyorlar. Buradaki yonca tarlasının sahibi de burayı biçmemiş. Biz biçtik, iyi bir para kazandık arkadaşlar. Baksanıza 3000'imiz vardı. 3000, 4000'imiz. 35.425 liramız var. İyi para kırdık yani. Parada hiç sıkıntı yok o yüzden. Şimdi şöyle ben bir çıt ayırıma bineyim. Çıt ayırımı buraya doğru getireyim. Şuralar birazcık otlanmaya başladı. Yani hafif bir filiz vermeye başladı. Şöyle, bu da bizim malum biliyorsunuz eski traktörümüz, çıt ayır. Eski de değil, hala bizde ama bizim arkadaş çıt ayırı satacaksan bana sat dedi. Bu arkadaş. Ben de satarım dedim. Zaten bir sonraki bölüm onun eviyle çok haşır neşir olacağız. İkide bir onun evine doğru gideceğiz. O yüzden bir sonraki bölümde belki, eğer satabilirsem, satarım ona. Şimdi bizim bu sayımımız, yeni aldığımız traktör. Lastikleri birazcık kirliydi. Hala kirli. Çünkü bu sefer çalıştığı da kirlendi. Şimdi bu bizim arkadaşın ikincisi. Şunu ben çıkartayım. İndireyim be. Ve çıkartabiliriz. Şimdi John nereden çıkartırsa, ki onu da biz yapacağız. Hemen geçelim. Bu John Deere güzelmiş aslında ha. Bizim komşu da Case Magnum alıyordu bildiğiniz gibi. Case Magnum'u geldi. Aşağıda, yani aşağıda dediğim evinin yanında bekliyor Case Magnum'u. Şimdi şöyle John Deere'yi bırakalım. Bizim göz ağrımıza, en sevdiğimiz bizim malımıza geçelim. Benim malım kıymetlidir. O John Deere'den de kıymetlidir. New Holland'dan da kıymetlidir. Case'den de kıymetlidir. Fendt 1050 Vario'dan da kıymetlidir. Şimdi bir makinaları bir yıkatmayı planlıyorum. Şimdi ben kendi iki makinamı yıkatırım. Geri kalanlar umurumda değil. Diğer makinaya da bizim bir arkadaş vardı. Ondan rica ettik. O gelirim dedi. O kullandı. John Deere'yi de hadi yıkayım. Kullandım. Yıkarım. Ama hızlı filiz veriyor erkenci soğanımız. Hadi inşallah hızlı da olur. Yani hızlı olması önemli değil. Verimli olsun yeter. Şimdiden söyleyeyim. Hoşça kalın, dostça kalın. Nevix'siz kalmayın. Şöyle traktörümü, ben motorumu yıkayayım hemen. Şu şekilde. Oh, mis gibi olmuş gibi. Arkadaş da yeni aldı makineyi, malum. Onu da kirletmeyelim. Onu da yıkayalım. Şöyle fazla toprak yolu kullanmadan. Şu aradan giderim. Zaten kendi tarlalarımızı. Hoşça kalın, dostça kalın. Nevix'siz kalmayın diyorum. Videoyu burada bitiriyorum.
Yakında FS20 serimizde gelecek büyük ihtimalle. FS20 serimizde eğlence yolu olur. Bu seriye bir sezon finali verir. FS20 serimize geçeriz. Şöyle, bu da bizim çıt ayırımız, site ayırımız. Artık çıt ayır diyen var, site ayır diyen var. Değişik bir traktör. Herkes her şeyi söylüyor bu traktöre. Şöyle buradan yol belledim ben. Bundan sonra buradan git gel yapıyorum. Direkt şuradan giriyorum ya. Toprak, topraktır. Buradaki yıkama hariç bizim köyde de yıkama yok. Bizim kasabada yıkama yok gerçi. Burası farklı köy oluyor da. Güzelce yıkandıysan hadi geri dönüyoruz. Bir de John Deere'yi yıkatırım. Sonrasını bırakırım. John Deere'yi yıkattıktan sonrasına gerek yok. Şöyle bir kornamızı yakarım. Tat 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 ediyor. Kornamız da güzel korna. Şöyle bizim diğer motor nerede? Heh. Bunun arkasına park edelim. Bir de John Deere, hadi. Seni de bir temizleyeyim. Bizim bu arkadaşın John Deere'si güzel John Deere. Makine güzel yani. Arada sırada isteyip işlerimizde kullanabiliriz. Zaten hasat zamanı %100 isteyeceğiz bunun makinesini. Çünkü onun tarlasını da biteceğiz. Makinesiyle ramuk taşımasıdır falan. Ona kalıyor. O yüzden de iyice kullanacağız. Onun da iki tane küçük, bir tane büyük ramurku var. O yüzden büyük ramurku bununla çekecek. İki tane küçüğünde bir tanesini diğer makineyle çekecek. Şöyle şuraya bunu da götüreyim. Sonra videoyu sonlandırayım. Hoşça kalın, dostça kalın. Nevviksiz kalmayın diyorum. Ve videoyu burada bitiriyorum. Güzel bir erkenci soğan dikimi oldu. Kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın.